Aman aman, halim çok yaman. Kız kolunda damga var, damga var. Ah başımda dertler var, dertler var. Her şeyimden bellidir Fatmacığım, benim sende gözüm var. Aman da Fatmacığım, eller aya gidiyor, gidiyor. Biz de onun tersine, tersine. Ne üstte var ne başta Fatmacığım, lanet olsun hepsine. Fatma Güreğin başı dertte gene bu filmde. Polis olmak kolay değil tabii. Demir çiçek denmek yeter mi bir insana? Demir bilekli de olmak lazım. Bu filmde demir çiçek casusların peşinde. Zaten bütün dünyayı casuslar, jurnalcılar sarmış. James Bond'lar, Zakoflar, Cia mıdır ne karın ağrısıdır. Onun afiyeleri, hepsi kol geziyorlar. Rus'u Amerikalısı, Arap'ı Yahudisi birbirine düşmüş. Cinayet, hırsızlık, rüşvet, adam kaçırma, şantaj, hepsi gırla. Ulan yiyin birbirinizi, kudurun kerateler, iyi mi? Ah be canım, bu dünyada garibanları düşünen kalmadı zaten. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Sevgilimi her gün anar ağlarım. Neyleyim köşkü anam, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Dayan kızım Fatma, abin Sadrı geliyor imdadına. İstanbul'da feza araştırmaları ile ilgili uluslararası kongreye dünyanın dört bucağından şöhretli bilim adamları geldi. Bunlardan İtalyan bilgini Signor Giuseppe Marconelli yepyeni bir uzay gemisi tasarısıyla herkesin ilgisini toplamaktaydı. Profesör Marconelli'nin feza gemisi tasarısı bütün ilim adamlarını ilgilendirmişti. Fakat seminerin üçüncü günü meslektaşları tarafından emrine tahsis edilen otosuna kadar uğurlanan profesör bir daha ortalıkta görülmedi. Otomobilinin şoförü değiştirilerek Profesör Marconelli'nin kaçırıldığı anlaşılmaktadır. İtalyan bilginin kaçırılışı hakkında bütün bilgimiz şimdilik bundan ibaret. Eğer sabah aldığımız şu mektubu hesaba katmazsak. Profesör Marconelli elimizde. Feza gemisi tasarısıyla birlikte 10 milyon dolar karşılığında size devredebiliriz. Zenta. Zenta. Milletler arası şu meşhur casusluk ve cinayet şebekesi. Evet. Zenta'nın İstanbul'da üstlendiği anlaşılıyor. Amerikalılara gönderilen bu mektubun bir Türk ajanı tarafından fotokopisi alınmış. Şimdi ne olacak? Amerikalılar profesörü Rusların ele geçirmesini istemez. Onun için 10 milyon doları verecekler. Bu iş için en değerli ajanlarını görevlendirdiler. Kim? 007 James Bond. Ya! Demek James Bond Türkiye'ye geliyor. Evet, sana da yaman bir iş var. Nedir? Türkiye'de bulunduğu sürece James Bond'u adım adım takip edeceksin. Onun izini sürerek Zenta şebekesinin merkezini bulacağız. Dünyaya kötülük saçan bu şebekeyi her ne bahasına olursa olsun yok etmemiz gerekiyor. Merak etme şef, bilirsin elimizden kurtulamaz. Bu seferkini başka işlere benzetme. Sonunda kelleyi kaptırmak da var. Güzel gözlerinin yaşına bakan olmaz. Siz de beni bedavadan yedirmezsiniz herhalde. Gerekli bütün tertibatı aldım. Bu pudriyer minyatür bir ses alma cihazıdır. Bu minyatür bir telsiz telefon. Ama dudak boyası olarak da rahatça kullanabilirsin. İhtiyacın oldukça bu kalemle kaşlarını boya.
Fakat bizim işimize daha çok verici bir radar işareti olarak yarayacak. Bu verici sayesinde İstanbul'da bulunduğun yeri devamlı olarak tespit edebileceğiz. Vera Palas'ta görevli ajanımız T-47 şu anda hedefini köprüye doğru takip etmekte. Ne güzel. Demek ki ayrılsak da beraberiz. Soracağım bir şey var mı? 007 ile ne zaman teşerrüf edeceğiz? Uçağı yarın Yeşilköy'e iniyor. Ne kadar çapkın olduğunu duymuşsundur. Kendini kolla. Merak etme şef, kollarım. Allah'a ısmarladık. Aman ablacığım dikkat et, şeytan doldurur. Yapma, ısırabilir, bu yabancı bir James Bond'tur. Ne halt edeceği belli olmaz. Gerçi sen bunun bak şimdi, romanlarını okudun, kitaplarını okudun, film sinemalarını gördün, resimlerini de yapıştırdın. Fakat şimdi İstanbul'a kendisi geliyormuş. Bakalım, hop hop. İşte James Bond. Bu ne biçim James Bond? Tanınmamak için bir Lübnanlı tüccar olarak geliyor İstanbul. Otelde yanındaki oda da sana ayrıldı. Değişik bir hüviyetin olacak. İşte James Bond. Hemen öldürelim Şef Zarkov. Acelen nağlık Bigor. Profesör ele geçmeden ne faydası var? Benim adım Dümen Basri. Tanıyanlar gelsin beri. Güzel sever, çok gezerim. Çalışmaktan hep bezerim. Hey! Ne işin var senin orada ya? Ne zaman çıktın yukarı? İn aşağı bakayım, in! Hoş geldin ahbap, ver elini bakalım. Bilet aldın mı sen bilet? Bırak bileti, elini ver bakayım. Hop, hadi Allah rahatlık versin. Dümen Basri'yi gören var mı hemşerim? Şu tarafa kaçtı Kazım abi. Ay namusum elden gitti! Dur kız, bayılmanın sırası değil. Koşup yetişelim! Abi bir çare bulun! Çabuk! Çabuk koşun, onu kendisi kaçırmayalım! Deli kardeşlerin telaşı neydi Çorumlu? Dümen Basri'nin peşindeler. Neden? Ne yapmış ki Allah'ın garibi? Bir şey yaptığı yok. Bacıları gülsün mü, ona yapamak istiyorlar. Deme ya, vah gariban Basri vah! Alo, ben Ebu Fuat Çemun. Burası Zenta, ben Akrep. Profesörün sağlığı yerinde. 10 milyon doları bekliyoruz. Paralar hazır. Bu gece hemen temas edin. Buyursunlar Tanya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gecikince korktuk gelemeyeceksiniz diye. İlk uçağı kaçırdık şaşkınlıktan. Geçmiş olsun. Herhalde yol yorgunluğunuz vardır, dinlenmek istersiniz. Ya, hem de nasıl. Odanız hazır. Oğlum, 315 numaraya taşıyın bavulları. Kim bu hanım böyle ya? Dünyaca meşhur Arap dansözü Tahiye. Ha. O da komşunuz. Yok canım. Thank you.
gece karanlık, gözler birleşmiş. Gece karanlık, kalpler sözleşmiş. İki yabancı tanışmışlar böyle. Şarkı dediğinde böyle okunur be. Yıldızlar şahit olmuş bu aşka, mehtap demiş ki gece aşk başka, yabancılara yapmış bir de şaka. Öldüm bittim Şefzakov. Bütün gecedir peşlerindeyiz. Nereden çattık bu karıya? Anlamadın mı Avanak Bigor? Kadın Zenta'nın ajanı. Profesör için kimseyi şüphelendirmeden anlaşıyorlar. Ya inanın samimi söylüyorum, gülmeyin. Bu gece cidden harikulade güzel dans ediyordunuz. İstanbul'da çok kalacak mısınız? Bilmem. Neden? Rica ederim, çok acelecisiniz. Yok canım. Siz biliyor musunuz, dünyanın en güzel çiçeğisiniz. Acaba arı olsam da ben sizden bal alsam, ne dersiniz? Tavsiye etmem. Bazı çiçeklerin balı dokunur. Yok canım, yanılıyorsunuz. Bazı çiçeklerin balları bazı arılara zarar vermeyebilir. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Belli olmaz. Ya çiçek zehirliyse? Gene o bazı arılar o zehirli çiçeği zehirsiz hale getirebilirler. Neyse, bu zehir laflarını bırakalım. Fakat odalarımızın yan yana bulunması tesadüfü galiba Tanrı'nın bize bir lütfu. Çekingen bir haliniz var. Neden kaçıyorsun? Vurmayın beni. Kalk lan. Kalk. Kimsin, ne istiyorsun? Kötü bir niyetim yoktu. Kötü niyetin yoktu da balkon penceresinin arkasında işin neydi sersem? Bu şekilde gelmek istemezdim. Fakat sizinle mutlaka konuşmam lazım. Hem de yalnız olarak. Allah seni kahretsin. Ne münasebetli serifsin be. Konuşacak zamanı ne de güzel seçmişsin. Kör müsün, misafirim var. Defol hadi. Beni düşünmeyin. Bu güzel gece için teşekkür ederim. Hay aksi şeytan. Halbuki gece daha yeni başlıyordu. Başka sefer devam ederiz. İnşallah. Söyle herif, ne istiyorsun? Zenta'dan geliyor. Sözleşilen yerde bekledik. Buluşamayınca buraya gönderdi. Alo, ben X-36, söyle Demir Çiçek. 007 ile temas kurdum. Halen odasında bir Zenta ajanıyla beraber. Konuşulanları kaydediyorum. $10 milyon hazır. Profesörü size ne zaman teslim edelim? Önce sağlık durumunu bir kontrol etmem lazım. Ne zaman isterseniz. Mesela yarın. Tamam, yalnız Ruslar da bu işin peşinde. Ha. Bilhassa Zakov'tan sakının. Ne istiyorsunuz benden? James Bond ne kadar para getirmiş? Bilmiyorum. Konuş sefil. $10 milyon. Profesör sağlam mı? Evet. Bigor, öldür. Buldum. Neredeymiş kopuk? Ahçıda yemek yiyor. Kaçırmayalım. Namusumu temizleyin. Sen böyle arada sırada elindeydikçe getir bana, ne olsa yerim. Yalnız zeytinyağlı istemem. Herifin halini beğenmedim. Gözünü aç, parayı vermeden tüymesin. Bağ üstüne patron. Eskiden zeytinyağlı da yiyorduk çocuklar ama
Şimdi makine yağı karıştırıyorlar diye vazgeçtim o işten. Ha, benim Yusuf diye bir arkadaşım vardı. Bu şeydi, şoför mavini. Bir gün baktım lacivertler falan girmiş. Ulan ne haber, ne yapıyorsun dedim. Meğer şey yapıyormuş. O da motor yağına biraz zeytinyağı karıştırıp satıyormuş. Tabii yolunu bulacak çocuk. Ah, Hazım Nazım Kazım. Merhaba Hazım, hoş geldin Nazım. Ne haber Kazım, buradan tüymek lazım. Kaçırmayın bunu. Olur yahu, ne oluyor? Kaçırdık herifi, hesabı ödemeden boş gitti. Ver, boş ver be patron. Bitiririm seni teres. Kim dedi sana elin serserisini bekliyorsun ya? Kim dedi? Bir yere kıstırıp öldürelim. Bu iş burada biter Basri. Abdestsiz boylayacaksın cehennemi. Kollayın kendinizi köpekler. Babam kasabanın en kral sopa kullanan adamıydı lan. Evet! Koş! Ah! Düştü, ah düşenin dostu olmaz ulan değil mi? Üç bıçak bir sopa erkeklik mi öldü nedir? Aman atıf et, bu yolda devam et! Ablacığım, bak bir tane de burada boş adam var bak! Yahu sen sonradan ameliyatla kadın olmuşsun galiba, eskiden erkektin be! Tövbe yahu, biz nasıl bir belaya çattık be? Kafam, kolum... 10 milyon dolar hazır mı 007? Gayet tabii. Yalnız önce Profesör Marconelli'yi görmem lazım. Bana profesörü getirin. Teşekkürler. İşte Profesör Marconelli. Aha, güzel. Sayın Profesör, sizi Amerika'ya götürecekler. Çok şükür Allah'ıma. Demek beni Ruslara vermeyecekler. Demek Sibirya'ya gönderilmeyeceğim. Hayır Profesör, sakin olun. Yakında dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden birinde... ...Ay'a gidecek füzenizi hazırlamak imkanına kavuşacaksınız. Allah'ım, ne mesut adamım ben. Sen ne kadar büyüksün, sen bana koru. Artık gidelim profesör.
Bunun vahvahları üşümez mi böyle? Ne güzel muhafız bu böyle ya, insanın buraya esir düşeceği geliyor yani. Madem bu kadar hoşlandınız, bir gün misafir olun. Satış muamelelerini o zaman kararlaştırırız. Hay ömrünüze bereket. Bu işin de bir tadını çıkaralım bakalım. Haberlerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladıklar hepinize. İşler yolunda Eva. James Bond denen karı budalası seni görünce alıklaştı. Ya, kolay çalışıcısı öyleyse. Evet, büyülü yasak meyveyi yedikten sonra 007 afiyeliği falan unutup bülbül gibi konuşacak. O zaman da biz profesörü vermeden 10 milyon doların üstüne oturacağız. Profesörü Zakov'a verip Ruslardan da para sızdırmak cabası. Bir taşla iki kuş vurmak buna derler. Elimizde böyle taşlar varken daha çok kuşlar vuracağız Eva. Ulan o kız olmasaydı Hazım Nazım Kazım'ın elinden kendini zor kurtarırdın dünen Basri. Tozunu bile bulamazlardı. Allah razı... Burada mı oturuyor bu be? Ulan bu ne büyük ev, kaç kişi oturuyorlar burada ya? Kışla mı ev mi bu be? Kanaryam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Kanaryam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Seni çok sevdiğimi anlatıyor duruşum. Yüzüme bakma öyle, benim şarkımı söyle. Yüzüme bakma öyle, benim şarkımı söyle. Kalbimdesin, ruhumu okşar sesin. Kanaryam kalbimdesin, ruhumu okşar sesin. Beni bırakıp gitme, gönlüm senin kafesin. Yüzüme bakma öyle, benim şarkımı söyle. Çiçek gibi kız ama bize bakmaz ki, onun da gönlü yükseklerdedir. Ne demişler, davul bile dengi dengine çalar. Boş ver dümen Basri, dalgana bak. Bir açım dolaşırım, midemi soran yok. Bu güzeller de olmasa hayatın hiç tadı yok. Açlık nedir bilir mi her gün karnı doyan tok? Ah ulan ha! Zilliyi bir bastırsam hepinizin ifadesini alacağım ama ne çare ki lokantadan kaçtığımız günden beri kursağımıza bir lokma girmedi be! Ulan acıyım be acıyın ablacım, abicim! Biri yer biri bakar, dur lan! Kıyamet ondan kopar! Ya ne olur be, ne olur be! Thank you.
Uyarıyor musun abla? Bırak, bırak oğlum, bırak onu bakayım yerine. Ha, alıcı değilsek monsteri bozmayalım değil mi? İdare et. Merhaba Süleyman. Aa! Bu herif de kim be? İnsanlar çift doğarmış diye bir laf vardır, eğer bu sözün aslı varsa... Peki bu bana benzeyen teresin keyfi ne alemde acaba ya? Anam, o elmaların hepsi senin mi? Abla, o iki elmadan da bana versen ne olur be? Ha? Bu elmayı yiyen akli muazenesini kaybedecek, bildiği her şeyi anlatacak. Dediniz? Tabii sana dedim. Kılığı kıyafeti düzmelen adam mı oldun sanki? Anlayamadım efendim. Efendin kalem odasında. Karşına çıkınca birden alıklaştın ki tersin sarardı. Aman efendim rica ederim. Bir halt edemezsin. Dur kaçma. Seni ırz düşmanı seni. Kurtulamazsın elimden. Canım bir yere kaçtığım falan yok. Yalnız bunları daha müsait bir zamanda, müsait bir yerde konuşsak. Herkes bize bakıyor. Konuşacağız tabii. Hadi düş bakayım önüme. Düş önüme ya, dedim yürü. Ne istiyorsunuz benden anlayamadım ki yani. Yürü! ...07 değil mi şu? Evet, tanınmamak için kıyafet değiştirmiş. Bir dakika! Bayan Eva'nın sizi yemeğe beklediğini bildiriyor. Eva mı, o da kim be? Buyurun. Eva'yı tanımam ama yemek lafı fena değil. Beni ha? Evet. Hatır nasıl kızmış be? Buyurun. Neyse gidelim bakalım, herkesin kısmeti kaşığının çorbasındadır demiş Karı Cooper. ...07'yi gördüm. Tamam, ben de gördüm. Bir kadınla bu tarafa gitti. Hayır, bir otomobille şu tarafa gitti. Alay mı ediyorsun sersem? Bu taraftan. Yanına kalmayacak bu. Aman bir yanlışlık olmasın? Yanlışlık ha? Gece samanlıkta sarılıp severken her şey doğruydu da... ...şimdi mi yanlışlık oldu, vicdansız? Ben gece sokağa çıkamam sultanım. Sus, rezil! Yo, bu sefer kurtuluş yok. Kurtulmak isteyen kim? Kurbanın olayım ben seni. Demek bu piliç, yani sen de piliç, bu pilici sen pişirdin yani ha? Yalnız ikiniz de o biçim piliç ha! İçki içelim Şeref Bey! Şerefe, estağfurullah! Neyse gene de afiyet olsun bana! Şey, bu piliçlerin bir vaziyeti vardır yani... ...şimdi bunlar yemek de yeseler, su da içseler böyle, Allah'a bakarlar! Gene Şerefe, hadi! Şey... Afiyet olsun! Evvela pilici vurdum şişeye afiyet diye. Fakat sen biraz şundan ecnebice yesene bakayım nasıl oluyor ya? Bu niye ya? Ben eskiden vaktiyle bir kere yemek yemiştim. Ne olmuştu yemek yiyince? Ulan ne olur yemek yiyince karnı doyar adamın. İşte benim de karnım doymuştu. Soğan olmuştu. Şimdi onun hatırasına hürmeten böyle bazen rüyamda falan görürüm. Öyle böyle yani yemek çatallan yediğimi. Ondan sonra
Çünkü biz hep böyle ekmek yeriz ümmetle. Bir Cafer diye bir arkadaşım vardır benim. Onunla beraber hatta zeytin var ya, zeytin sen ne belki bilirsin. Onu dörde böler yerdik. Ama ekmeği gene tabii ümmetle böyle büyük parça koparırlar. Yani böyle. Böyle. Maksat kayın, karın doyurmaktır yani kayın dedim. Hiç acımadın bana değil mi? Nasıl da bırakıp kaçtın? Bırakmak mı? Haşa! İnsanın seni bırakıp kaçması için avanak olması lazım. Hadi oradan, yalancı sen de. Vallahi yalan söylemiyorum şekerim, ya, hayatım. Sen hep böyle tatlı yalanlar söylüyorsun. Sonra da bırakıp kaçıyorsun ama bir daha sana inanmayacağım. Şekerim, ben seni bırakıp kaçtığımı da hatırlamıyorum. Hayır. Ben seni de hatırlamıyorum hayatım. Pek hatanı kabul etmiyorsun. Canım, etmez olur muyum? Tabii ediyorum şekerim. Ve bu hatamı da en kısa zamanda tamir yoluna gideceğim. Bu sefer doğru konuşacaksın ama. Gayet tabii doğru konuşacağım ve bu hatamızı müsait bir yolla bir şekilde halledeceğiz. Yavrucuğum. Oh, yarabbi şükür elhamdülillah. Yarın olsa da gene yemek yesek, bugün bitti. Karın şişti mi? Şişti, seninkinde şişirmişler. Şey, ben diyorum ki bak biraz yemek üstüne tatlı, yani tatlı. Ay meyve diyorum, meyve. Ama ya yemek yedik, üstüne meyve yenmez mi? Bu tarafta var meyve. Yani onlar çürük meyve, ben ham meyveyi istiyorum. Ham meyveyi kopardılar dalından. Ölüm hep bir kere de ben koparayım, ne olur ya. Hadi be ablacığım. Allah aşkına bak. Yapma şekerim. Bir şey yapmayacağım ya. Yapma şakası. Ablacığım şaka olsun diye, ben şakacı bir çocuğum da öpeyim bir kere öpeyim. Ama Allah rızası için bir kere öpeyim ben. Beni cibinliğe sokmuşlar, böcekler yemesin diye mi? Ay. Böcekler yemesin ama bir tane meyveden biz yiyelim o meyveden ya. Aa, tamam işte burada var güzel o meyve. O başka meyve, manavda da var ama biz sendekini istedik. Ay bu daha güzel bir o meyve. O nasıl tırnakların, acıtıyorsun be, yapma be. Ay. Yapma kız! Ay ne güzel baktı, ah. Dur sana ya vereceğim. Ya ulan yapma diyor ama! Allah kahretsin. Gördün mü, bir tepsi inciri mahvettin burada. Loş edersen sensin, ne demekse o. Terbeli konuş be! Sen kocan yandı senin, iflas eder zavallı fıkara be! Böyle elmaları yerlere döküp saçıyorsun, bu ne münasebetsizlik ya! Ah, ah, sen koca alacaksan ben her gün döveceğim! Ben yok, dövmem ben! Ben koca olursam sen dövmem yalnız! Neyse, şimdi oturalım hadi bakalım, ver! Otur! Ver şu elimi, uyuttun gene bizi nihayet! Elma yemeye razı ettin! Al bir tane de sen ya hadi! İstemiyorum! Ne demek istemiyorum? İstemiyorum dedik! Hainlik etmeyeceksin değil mi bana? Etmeyeceğim. Artık bırakmayacaksın beni. Bırakmayacağım, hiç bırakmayacağım. Bundan sonra ölünceye kadar beraber olacağız. Ama bak yazık, ağlama, sil bu gözlerinin yaşını. Seni seviyorum, ne yapayım? Elimde değil. Olsun, sev. Ben de seni seviyorum belki. Yavrum. Kız bizden baskın çıktı, herifi yola getirdi. Öylesi daha iyi, elimizi boşuna kana bulamayalım. Alo, merkez. Alo, X36. Ben Demir Çiçek. Şuraya bakın, bizi bitiren karı. Tepeliğin kalta! Ne oluyor ya, bu gürültü ne be? Aman abilerim, seni yakalamasınlar, öldürürler. Nerede Basri? Basri mi? Ne bileyim ben? Nasıl bilmesin? Demin cilveleşiyordunuz içeride. Ayıp ya! Peki ya o kadın kimdi? Kim olacak? Basri'nin yeni oynaşı. Söyle, nerede o herif? Gitti! Namusum elden gitti! Bu
Boş duracağımıza bari biraz elma yiyelim, sen de yesene. Vakit geçer be, hadi ya! Eyvah! Alık karı, ilaçlı elmayı yedi. 10 milyon doların yerini öğrendikten sonra seni öldüreceğiz 007. Profesörü de Ruslara satacağız. Zenta'nın şefi Akrabin kim olduğunu bilen yok. Onu yalnız ben tanırım. Adı... Madam! Madam Eva! Madam Eva kendine gel, başımı derde sokacaksın. Ne yapıyorsun ya, böyle şaka sevdim ben. Vaziyetler aynası semen tüymeli. Sakin olun 007. Kadın sakin oldu. Bu kadın saralıdır. Krizi gelince abuk subuk konuşur. Özür dileriz. Anlaşmamızda değişen bir taraf yoktur. Profesörü size devredeceğiz. Yalnız 10 milyon dolara ne zaman vereceksiniz? 10 milyon dolar mı? Oh, lafım olur ya. Yalnız üzerinde bozukluk yok şimdi. Kabak çekirdeği davasına çocuklara ver. Yalnız Basri'yi temizlemekle iş bitmez. Oynaş olacak o karının da hakkından gelmeliyiz. Tüh! Korkak herif! Beni 3 haydutla dövüşürken bıraktı kaçtı. Yazıklar olsun sana! Bu kadar yıl boşuna hayalimde yaşatmışım. Kal taban, zibidi! Görevini unutuyorsun Demir Çiçek. 007'ye böyle davranmamalısın. Buyursanıza. Sahi mi? Kapıyı yüzüme kapatınca kendimi merdivenden atıp şu değersiz hayatıma son vermeyi düşünmüştüm. Kapıyı biraz daha geç açsaydınız iş işten geçmiş olacaktı. Rica ederim çılgınlık etmeyin, biz aklı başında insanlarız. Kim demiş? Ben sizi gördüm göreli aklım başımda değil. Aşkınız beni deli divane etti. Şu naçiz kalbimi size hediye ediyorum. Ellerinizi bana uzatın. Birbirimizin olalım ve kaçalım buralardan, uzaklara. Peki, buradaki işlerimiz ne olacak? Canım, işmiş kalmadı ki zaten. Ben sizi gördüm göreli dünyada başka bir şey kalmadı benim için. Ama ben masraflı bir kadınım. Neyle geçindireceksiniz beni? Rica ederim, 10 milyon dolarım var benim. İsviçre'ye gideriz. Soğuktur orası, istemem. Öyleyse Afrika'ya gideriz bir tanem. Olmaz, yamyamlardan korkarım. Ben seni yamyamlara bırakır mıyım yavrum? Kendim yiyeceğim. Yapma! Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir... Ah! Ama sevgilim, ne yapıyorsun? Bu yavru... Yeter be, sırnaşma! Anladım ama aşka karşımızda da karşı olsa... Oo, sıktın ama be! Demir Çiçek, görevini unutma! Başlarım böyle görevin içine! Puh! Defol, yıkıl karşımda! Şekerim, neden misanen ima etmiyorsun da kaba kuvvet gösteriyorsun anlayamıyorum bizzatini! Bir şey söylememe müsaade! Allah'ın cezası! Haddini bilmez herif! Boyalı şehir karılarıyla aşina fişne ha? Gözüne dizine dursun yaptıkları! Lan kör! Ama dur, burnundan fitil fitil getireceğim hepsini! Göreceksin sen, göreceksin o zaman! Ölüm bile hafif ceza senin gibisine! Öleceksin, öleceksin ama acı çekerek! Demir Çiçek'in başına bir iş geldi galiba. Baskın ekibi hazırlansın. Başla! Bunu bana nasıl yapabilir? Ben ki 007 James Bond... Bugüne kadar hiçbir kadın bana hayır demedi. Adım Zakkum Zakov. İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz James Bond. O kadın benimdir. Göz koyanın canını cehenneme gönderin. Benim kadında gözüm yok.
Profesör Marconelli'den bahsediyorum, feza gemisi projesinden. Ya bırak Allah'ını seversen. Benim profesör feza gemisi görecek hali mi var ahbap? Sen şu gözünü aç da karşısındaki sır sıklama aşık olan adama bir bak bir kere. Fakat çaresiz ve ümitsiz bir aşk ne yazık. Bizim kitabımızda ümitsizliğin yeri yoktur. El ele verirsek her şeyin çaresi bulunur. Birlikten kuvvet doğar. Nasıl olur? Biz seninle düşmanız, birleşemeyiz ki. Menfaatlerimiz çatıştığı müddetçe düşmanız. Çatışmazsa dost olabiliriz. Vallahi aklım iyice karıştı Zakof yoldaş. Peki biz kime karşı birleşeceğiz? Ümitsizliğe ve çaresizliğe karşı. Vallahi gene bir şey anlayamadım ben. Ufak bir alışveriş yapacağız, sonunda herkes memnun olacak. Sen bize profesörü vereceksin, biz de sana sevdiğin kadını. Nasıl olur be? Bu duyulursa beni yaşatmazlar ki. Sevgilinle sana Sibirya'da mükellef bir köş tahsis ederiz, kimse kılına dokunamaz. Ya biz Sibirya'da donarız be. Yok yok, ben varken bir şey olmaz. Öyleyse fena fikir değil, battaniye verirsin. Sizce esas olan kişinin saadeti değil midir? Sevdiğin kadınla ne kadar mesut olacağını düşün. Görüyorsun ki esasla da yanlış bir şey yapmıyorsun. Ulan iyi be! Ulan aferin be Zakof, sen bu kafayla 40 yaşa değil mi? Bu çantayı nerede buldunuz? Vallahi bilmiyoruz ki. Bahçede kalmış herhalde. Bahçeye gökten mi düştü? Söyleyin, demir çiçeğe ne yaptınız? Bilmiyoruz. Vallahi bir şey yapmadık. Vallahi bilmiyoruz abi. Bir şey yapmadık. Bilmiyoruz. Söyleyin, demir çiçek nerede? Suçsuzuz abi. Anlaşıldı Selam mı? Şey. Neredesin demir çiçek? 24 saatten beri senden haber alamayınca doğrusu hayatından endişelenmeye başlamış. Boşuna heyecanlanmışsınız. Çelik gibi sağlamım. Üç serserinin evine yapılan baskında sana ait eşyalar ele geçti. Herifleri konuşturmak için tabutlukta hala ıslatıyorlardır Allah bilir. O üç avanağı bırakın, şimdilik hiçbir suçları yok. Söyle bıraksınlar. Ben asıl James Bond'un sırnaşıklığından bıktım sandım. Ağzının payını da verdim. Aman demir çiçek, biraz daha dişini sık. Zenta'nın elebaşısını ancak onun vasıtasıyla yakalayabiliriz. Ne yap yap 007'nin gönlünü al. Vazife icap. Baş üstüne şef. Ne yaparsın? Vazife karşısında boynumuz kıldan ince. Baktık çalışmayana ekmek yok. Büyüklerimizin sözüne uyalım dedik. İş tutalım dedik. Namusluca karnımız doysun dedik ama iş dediğin öyle aramakla falan bulunmuyor ki. Orada bir adama çattık, inşaat tümencisiymiş. Ya çimento filan, yok onu taşıyalım, hayır. Gagaladı magaladı, iteledi. Neyse onun da canı sağ olsun, bir bildiği var herhalde. Allah herkesin gönlündekine göre versin. Yalnız nereye elimizi attıksa kuruttuk be. Belediyenin musluğunu çevirdim, ıslık sesi geldi. Neyse vaktiyle biri çalış da baban gibi eşek olma diye bir laf etmiş. Yaman laf doğrusu. Bu kelamın derin manasına dalıp 2-3 gün aç dolaştık ama sonunda gene kaldık dımdızlak ortada. Beleş bir ziyafete nereden konacağız ben? Bu neydi? Eva! Ulan bu Eva'ydı be! Bu da tavuk! Eva'dan tavuk da tavuktan Eva, böyle bir tuhaftı. Hatırladım. Sonra bir maskeli bir dava bir herif vardı. Biz orada kayıntı ediyorduk o Eva'yla. O herif ikide bir meğer oradaymış. Bir takım elmalar böyle, bir itişmeler, kakışmalar böyle, müstehcen gibi de değil gibi filan. Derken profesör lafları filan böyle karışık. Fakat zavallı Eva be. O bana elma yedirmeye çalışırken kendi ayvayı yediydi. Oğlum sen aç karnına rüya mı görüyorsun, dalga mı geçiyorsun ya, nesin be? O ne? Ulan bu beni Gülsüm'ün avanak kardeşlerinden kurtaran kız değil mi? Tamam erkek çocuğu gibi. Düş ulan bunun peşine dümen Basri. Belki bir dalgaya gelir bir ziyafete konarsın be. Kuaför ne demek ulan? Berber. Niye Türkçesini yazmazlar ya? Ulan bir saç sakal da ben atsam... Yok olmaz ya. Ya bu ne yapar bu kadar saat içeride anlamam ki ya. Bütün İstanbul'un karıları böyle berberde mi geçiriyorlar ömürlerini nedir ya? Ya kısa girdi uzun sıktı bu saçlar. Ebu Fuat Bey gelince lütfen beni arasın. Başla.
Ahmet gelsene. Bir dakika bakıverin şuraya. Benim bir işim var. Ebu Fuat Bey gelince 315 numaradaki hanımın kendisini aradığını söyleyin. Peki efendim. Ebu Fuat Bey değil mi bu? Evet, ta kendisi. Hemen haber verelim. Ebu Fuat Bey. Ben mi? Evet, siz. Buyurun. Ulan o nasıl isim öyle otomobil markası gibi? Ebu Fiat, Fiat. Ebu mi Fiat? Şey, 315 numaradaki bayan sizi görmek istiyor. Ha, beni mi? Evet, buyurun. Ulan Dümen Basri, gene şansın açıldı bugün o biçim. Hadi iyisin. Girin. Selamünaleyküm. Niye öyle kapıda duruyorsunuz, girsenize. Burada pencere yoktu, onun için kapıda duruyorum. Pencere olsa orada duracağım tabii. Maksat ne Tayyip? Yoksa bana çok mu darıldınız? Yok. Artık hiç mi sevmiyorsunuz beni? Nereden çıkartıyorsunuz? Ben dargınlık ya da sevmemek gibi hiçbir şey düşünmedim ki zaten. Ben böyle... Bastonunuzu alabilir miyim? Aa, bunu mu? Peki, kaç para verirsiniz? Bugün çok şakacısınız. Her gün öyleyimdir ama. Teşekkür ederim çocuklar, gidebilirsiniz. Sağ ol. Affedersiniz, benim için bir haber var mı? 315 numaradaki bayan sizi görmek istiyor. Aha, teşekkürler. Yaptıklarıma öyle üzüldüm ki... Nasıl vicdan azabı çektim bilemezsiniz. Neden öyle duruyorsunuz? Bağışlamayacak mısınız beni? İyi ama şey yani... Aç ayı oynamaz derler de... Ben de yani ayı değilim ama açım biraz. Düşündüğünüz şeye bakın. Bir dakika. Alo, lokantayı bağlayın lütfen. Ama iyi pişmiş bir tavuk olsun. Ayrıca bol meze ve kırmızı şarap istiyorum. Aa, şimdi oldu işte. Ben halden anlayan insanlara bayılırım. Yani senden iyi anlaşacağız galiba. Ama anlaşmak için de böyle yaklaşmak lazımdır yani ya. Öyle dur. Demir Çiçek, vazifeni unutma. Bak buradan da yaklaşabilirsin fakat burası tabii daha ziyade buradan tutup... ...sonra yavaş yavaş böyle gelinecek. Ve hafif ağız uzatıldıktan sonra... Kim o? Ben Ebu Fuat Şemun. Şemun... Benimle görüşmek istemişsiniz, otel katibi söyledi. Ah, evet, bir dakika. Şuraya gir, çabuk, çabuk, çabuk. Ne yapayım ben burada tek başıma ya? Gel, gel, sen de gel. Gel, gel. Saklan. Günaydın. Girebilir miyim? Buyurun. Bana özür dilemek fırsatını verdiğiniz için... ...size ne kadar minnettarım bilemezsiniz. Estağfurullah, asıl ben sizden özür dileyeceğim. Rica ederim, sizin özür dilemeniz için hiçbir sebep yok. Böyle konuşmayın, o sizin efendiniz. Aa! Ulan herif amma bana benziyor be! Ne o, bir şey mi var? Yoo, geceden beri o kadar şaşkınım ki... ...ne yaptığımı bilemiyorum. Ah, bütün bunlara sebep ben miyim? Ya Rabbim, bu ne büyük bir kötülük. Şu bari göğsüme yaslanın da sizi kollarım teselli etsin. Ne oldu? Aa, burada ne oldu? Anlamadım ki birdenbire bir şey. Ne tuhaf bir yer burası böyle. Olamaz ki. Yoksa cinlere perilere inanır mısınız? Hayır, cinlere perilere değil ama buramdan böyle bu kadar bir şey battı arkama. Buyurun. Siparişleriniz hazır efendim. Çok şükür, nihayet gelebildiniz. Nasıl, sürprizimi beğendiniz? Harikulade. Zaten sizin kadar güzel, sizin kadar zarif bir hanımdan... ...daima böyle davranışlar beklemek lazımdır. Ah, teşekkür ederim. Yemek yemiş miydiniz? Hayır, yememiştim. İsabet. Ay, siz bırakın, biz servis yaparız. Müsaade. Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. Mersi. Artık, güle güle.
Buyurmaz mısınız? Kırmızı şarap sever misiniz? Evet, sizin elinizden olursa. Pamukla beraber kırmızı şaraba bayılırım. Hakikaten öyle. Hele bu kadar güzel kızarmış bir tavukla çok daha güzel bir el. Evet, öyledir. Evet. Buyurun içelim. Gerçi ben boğazına düşkün bir adam sayılmam ama güzel pişmiş yemekleri yemesini de çok severim tabii. Bilhassa bu tavuğun şeyleri vardır, çeşitli kızarma şekilleri. Mesela... Buyurun, bu tavuk budu da çok güzel kızarmış, bunu yiyin. Hafif ateşte böyle tereyağı sürülerek, yavaş yavaş çevrilerek pişirilen... Ama şarap da için. Tabii. Böyle bir cinsi vardır ki, her cins tavuktan da olmaz, piliç olması lazım. Ekseriyat piliçleri de tercih ederim tabii ama... Hadi biraz daha içelim şerefinize. Neden bahsediyordunuz? Tavuktan bahsediyordunuz. Tavuğun bir de dolması var. Bol pirinçle falan yaparlar zannediyorum ve fevkalade... İçelim. Yemişim zaten. Evet, içelim. Evet, bu dolması da harikulade güzel oluyor. Ciğerleri falan içine karıştırıyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Birdenbire... Niyetiniz de geldiniz, ne güzel vakit geçiriyoruz. ama böyle... Ay, sinirim bozuldu. Bu ne tuhaf bir şey. Şarap başımı döndürdü galiba. Ulan boynuzlanıyor muyuz be? Saklambaç oynarken... El eleydik seninle. La 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 la. Ray ray la ray. Ray 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 ray. Saklanman olursun. Bıktım olmaktan eve. Başka aşkın varmış senin. Biliyorum. Başka aşkın varmış senin. Biliyorum. Ay. Ay. Vay, biliyorum sobe. Ne oldu? Şey, affedersiniz, siz şarap, biraz da dans, ben tabii... Çabuk, çabuk gelin, çabuk! Gelin şuraya! Çabuk! Ne oldu, gitti mi? Hadi git, çabuk! Öldüm, öldüm! Şu dolaba gir! Çabuk olun! Havlu, havlu! Siz biraz istirahat edin, ben şimdi olur, havlu getiririm. Olmaz, bir yatın biraz. Havlu! Havlu! Ne olmuş herife? Kimsin sen? Nereden dolaştın ayağıma? Ya dolaştık da kötü mü ettik be? Ya ne güzel neşeli dakikalar geçirdik. Bu senin hüsnü kuruntun. Az kalsın her şeyi berbat edecektin. Ya ekşime be abla, dalgana limon mu sıktık yani? Gevezeliği bırak da söyle, kimsin sen? Bakıyorum polis gibi kelam ediyorsun be. Madem ki öyle, önce ben senin bir ifadeni alayım. Gel bakayım kardeşine. Küstah! Allah Allah! Ben ne kadar çok içmişim ya! Kimsin sen? Ben mi? Ben bir adamım işte. Öyle gariban bir adamım. Onu anladık, adın yok mu senin? Var, olmaz olur mu? Herkesin var da benim de var tabii. Nedir adın? Basri. Sade Basri mi? Yoo, kıymalı Basri. Bırak sululu. Kusura bakma abla, şaka yapalım dedik işte laf icabı. Dümen Basri derler bana.
Ne iş yaparsın? Ben mi? Ben şey yaparım. Çok iyi, yani çok iyi merdiven çıkarım. Nefes alırım sonra yani. Mesela yürüyebilirim. İş, yani bir işler yaparım, bir iş çeviririm ama bunları kimseye söylemem tabii. Ne diye söyleyeyim? Neden benim peşimdesin? Neden dedim? Ya... Doğrusunu söyleyeyim mi abla? Evet. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Evlenemem. Ne? Evlenemem Basri, çünkü yaptığım iş buna mani. Ne? Yoksa o evlerde mi çalışıyorsun? Ne münasebet? Saçmalamaya başlama gene. Ne güzel adam adam konuşuyordun. Ya kızma be ablacığım. Kötü bir şey söylemedim. Yani ben senin çevirdiğin davalardan şüpheleniyordum ama ne gibi bir davan olduğunu bilmiyorum. Bak Basri. Yani dümen Basri. Sana açıkça söyleyeyim. Ben polisim. Aa. Bana demir çiçek derler. Demir çiçek ha? Ha yani bu kız kolunda damga var davası çiçek. O davadan mı yani bu? Bana da dümen Basri derler çünkü benim de kolumda böyle bir damga var, fakat yapıştırma bir damga dedi. Bu da benim dümenim işte. Yani ben de az çok polis afiyet sayılırım çünkü alengili davalara bayılırım. İstersen meccani afiyelik yapayım sana. Öyleyse bana yardım et, şu işin içinden bir an önce sıyrılalım. Sonra evlenir misin benimle? Aman aklım fikrim bunda. Nerede olsun, evlensin. Sonra dedim. Bunu ileride düşünürüz. Aman aman, vaziyet yaman, işler karıştı, halimiz duman. Ablamız meğerse gizli hafiymiş. Anladık ama biraz geç anladık. Vatan millet işidir dedi, bizi de bu kargaşalığın içine itti. İtti ama herifler de karmakarık. Meymenetsiz Kazım. Cibilliyetsiz Kazım. Kinetsiz Nazım. Akrep diye birisi. Yuh bonda bak, kaşığın tersine bakmış gibi. Demir çiçek. Ayna göz Zakof. Şimşir kafa Bigor. Nezleli Gülsüm. Anlaşmamızın icaplarını yerine getiriyoruz 007. Sevdiğiniz kadın şu anda hiçbir yere kıpırdamayacak halde sizi bekliyor. Kızı hemen serbest bırakın. Çünkü o beni seviyor, ben de onu seviyorum. Hem Sibirya'ya gitmekten de vazgeçtim. Nasıl olur? Anlaşmayı unuttunuz mu? Profesör buraya gelmediği takdirde sevgilini ölmüş bileceğimiz Bond. ...007 su koy verdi. Kadından vazgeçebilir. Sen onun peşini bırakma. Profesörü kaçırmayalım. Profesör Marconelli bugün James Bond'a devredilecek. Kendisini hazırlayın. Davetsiz misafirlerimiz de olabilir. Silahlı muhafızlar arttırılsın. Baş üstüne.
Teslim ol Zakov! Şimdi yedim seni! Hainler çok işkence ettiler mi sana? Hayır, tam zamanında yetiştiniz. Kuvvetimi aşkından alıyorum sultanım. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Gidelim buradan, uzaklara, çok uzaklara gidelim. Saadet bizi bekliyor. Kendine gel James Bond, vazifeni unutma. Sırnaşıklığın sırası değil. Demek beni tanıdınız, yoksa... Evet, artık maskaralığa son vermenin sırası geldi. Ben Türk Gizli Polis Teşkilatı'ndan Demir Çiçek. Profesör Marconelli'yi kaçıran Zenta şebekesinin peşindeyim. Yok ya! İşbirliği yaparsak maksada daha çabuk ulaşırız. Sen profesörü ele geçirirsin, ben şebekeyi basarım. Ne dersin? Pes derim, pes derim! Yani öl de bana, şurada yatıp can vereyim. Hadi hadi, saçmalama da bu işi bitirelim. Bitirelim yavrum, bitirelim! Kazım, Nazım, Kazım! Ya ne istiyorsunuz benden be? Bıçak zorundan kardeşinizi vereceksiniz. Nikahlayacak başka adam bulamadınız mı lan? Ne oldu Şef Zakov? Neredesin be ahmak herif? James Bond kadını kaçırdı. Profesör de elden giderse başımıza gelecekleri düşün. Karargahın giriş kapısı burası. Ben profesörle çıktıktan sonra siz ne isterseniz yaparsınız. Tamam, iyi şanslar. Merci. Şef, işte 007. Koş Bigo. Paraları saydık, profesörü aldı. Profesör Marconelli'yi 007'ye teslim edin. Buyurun James Bond, profesör sizi bekliyor. Ana! Merhaba James Bond. Doğru konuş yahu, söylediğin babandır be. Çok şakacısınız. Buyurun, profesör artık sizindir. Ya ne yapayım ben bu pimponu be? Beni Amerika'ya götüreceksin değil mi? Yahu sen divane misin profesör? Ben kendimi buradan kurtarıp Üsküdar'a götüremiyorum ben. Çok rica ederim, bütün umudum sende. Ümit sen, tayyare piyangosu al. Baskına uğradık, bütün yabancıları imha edin, çabuk! Aman profesör, toplar tüfekler başladı, galiba üçüncü can harbi patlayacak. Sığınağa gidelim. Aman gidelim, çabuk, canımızı kurtaralım, hadi yürü yürü. Olur, olur.
Yakalayın, kadını yakalayın! Bond değilsiniz mi? Hakaret etme yav, ben insanım be! Ya! Hadi sesler kesildi, tüyelim evet, buradan, peki, hadi! Peki. Nazım Kazım. İşte geçtin elimize. Çolu değiştirince elimizden kurtulacağını mı sandın? Ha söyle. Benden ne istiyorsunuz ya? Canını! Gel profesör gel. Kaçacak yerin kalmadı 007. Santral yanlış numara bağlamış oğlum. Ben 007 değilim. Ben 28-16-320-30'um ben. Hainlere ölüm. Hadi be şimşir kafa, senin zımparayla mı kazıdılar kafanızı, ne yaptınız? Kapa çeneni! Hadi! Öldür Bigor! Hadi öldür! Ulan beni öldürürseniz başkasının mezarına kovacaklar Fuzuli işgal! Ayıların şefi! Birbirlerini öldürüyorlar işte. Allah'ın sen bizi koru. Ha, öyle yapınca korur mu be? Artık bunların bize ihtiyacı kalmadı profesör, hadi gidelim bari. Allah'a tık versin Zagof Dugor. Nazım, Nazım Kazım! Ha? O zibidiyi bırakın da erkekseniz bana gelin, bana! Ha?
Vurun! Gelin gelin, burada olmaz. Biraz dolaşalım da ondan sonra dövüşürüz. Hadi profesör, davranın, Amerika'ya gidiyoruz. Demir Çiçek, merak etme, geldim. Ah ya, hadi sahiden köstek. Bak herifin haline. Aman bir daha bak. Bir daha bak bakayım. Bir daha bak. Dur şimdi, bir de ben bakayım. Basın ortağıyla mısınız? Gene o kadınla. Lazım lazım Kazım. Büyümek lazım. Yaşasın hürriyet, yaşasın Amerika! Ne yaptınız? James Bond'u öldürdünüz. İnsanlığı bir asalaktan kurtardık. Bizim de gelin profesör. Beni nereye götürüyorsunuz? Çin'e. Bondlar ölmezler. Ha, benim de hayatımı işte bu Memduh marka zırh kurtardı. Size de tavsiye ederim. Zenta şebekesini ele geçirmekle dünya çapında bir iş başardın Demir Çiçek. Teşekkür ederim şef, beni şımartıyorsunuz. Yeni vazifen daha da zorlu. Biliyorsunuz, zorluktan yılmam. Bu sefer gizlice Çin'e gideceksin Demir Çiçek. Kaçırılan profesörü bulup geleceksin. Hareket ne zaman? Öğleden sonra. Havaalanında James Bond'la buluşup beraber gideceksiniz. Bu adam gene peşime mi taktınız? Maalesef Demir Çiçek, ne yapalım, emir böyle. Müsaade ederseniz şef, yol hazırlıklarımı tamamlayayım. Bu adamla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bu kadınla evlenmeyi kabul ediyor musun? Hayır! Namusum! Namusum elden gitti! Kocam kaçtı! Koca! Koca istiyorum ben! Koca istiyorum! Koca istiyorum! Nerede kaldı bu James Bond? Bilmem ki, gecikti nedense. Basri değilim! Sıkı tutun diyorum size, bırakmayın Basri! Aa, niye münasebet? Tutun! Basri ben... değil bu kız! Sıkı tutun! Ses kes! Zırlamanın sırası değil! Namusum gitti, ben koca isterim! Ya bırakın be! Bu olur mu? Olmaz desene ya, olmaz desene Allah aşkına! Aa, istemiyorum be! Bırakın ya! Bırakın, çok rica ederim! Ben sizin bildiğiniz gibi insanlardan değilim! Ben ciddiyim ben!
Ben Çin'e gitmek zorundayım. Ben tayyareyim. Hayır, yani tayyare beni bekliyor demek istiyorum. Bu adamla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bu kadınla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Her ikiniz de tebrik eder, mesut yıllar dilerim. Canım. Dağıtmamız gerek. James Bond'u daha ne kadar bekleyeceğiz? Daha fazla bekleyemeyiz. Sen yalnız gideceksin Demir Çiçek. Aman ne iyi. Kendi işimi kendim görürüm. O heriften hiç hoşlanmadım zaten. Bakın. James Bond değil mi bu? Değil ama... Bunu bulduk, getirdik. Bırakın ya. Bırakın be. James Bond değilse kim bu adam? Artık kalkmamız lazım X-36. Çin'e kim gidecekse gelsin. Bu olur mu? Olur. Ya bırakın be, bırakın ya be, of! Senden Çin'e gideceğiz Basri. Yoo, ben istemem, Çin'e Basri. Gitmem, yok. Basri, ha. Beraber gideceğiz. Beraber mi? İkimiz mi? Hadi ya! Gel Basri. Garibanın birim, aç koynunu direyim. İşlet pilot motoru, Çin maçine gideyim. Aman da Fatmacığım, Çin maçine gidelim.